Merhaba, hoş geldiniz. Biraz daha bekleyelim katılımcıların gelmesini. Bir dakika daha bekliyorum. Evet, başlayalım. Tekrar hoş geldiniz. Bu yıl içerisinde çok güzel webinarlarımız oldu. Artık yıl sonuna doğru bu son webinarımız olacak. Ve yine sizlerle birlikteyiz. Bu konuda çok mutluyuz. Bugün sıcak ve soğuk su tesisatlarında kullanılan alternatif çözümlerle ilgili sizlerle bilgi paylaşıyor olacağım. Değerli katılımlarınızı da bekliyoruz. Chat bölümünden aklınıza geldikçe yazabilirsiniz. Sunumun sonunda onlar üzerinden tekrar geçiyor olacağız. Öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Özlem Özer. 10 yıla yakın süredir Wavin'de ürün müdürü olarak yer alıyorum. Özlem.özer@wavin.com mail adresim. Dilediğinizde ürünlerle ilgili sorunlarla ilgili benimle de irtibata geçebilirsiniz. İçeriğimizden bahsedeyim. İlk olarak şirketimizi tanıyacağız. Sistemlerle ilgili, sıcak soğuk su kullanım sistemleriyle ilgili neler var, alternatif neler kullanabiliriz, bunları bahsedeceğim. Çok güncel bir konu olması itibariyle bu webinarda yer vermek istedim. Ürünlerin çevresel etkileriyle ilgili artık LCA ve EPD terimlerini duymaya ve sektörde kullanmaya başlayacağız. Bunlarla ilgili ne sunabiliyoruz? Bundan bahsedeceğim. Soru ve cevap yapıp oturumumuzu kapatacağız. İlk olarak şirketimizden bahsedeyim. Wavin, Orbia Şirketler Grubu'nun bir alt kuruluşudur. Tıpkı Vestolit, Netafim, Duraline, Koura gibi ve farklı farklı iş kollarında Orbia dünya üzerinde aktiftir ve görebileceğiniz gibi birçok konuda da pazar lideridir veya olmadığı yerlerde de olmak için aktif olarak çalışmaktadır. Wavin, inşaat ve altyapı kısmını karşılıyor Orbia'nın. Burada amacımız daha iyi bina performansı, iklime dirençli şehirler, daha iyi kanalizasyon ve temiz içme suyu alanlarında sürdürülebilir çözümler üretebilmek. Basit bir plastik boru ve ek parça üretimi gibi düşünmeyelim. Çok ciddi amaçlarımız var. Günümüzde kullandığımız boru ve ek parçaları daha dayanıklı nasıl yapabiliriz? Daha hızlı uygulanabilir ürünler haline nasıl getirebiliriz? Bunun için uğraşıyoruz. Isıtma, soğutma, yağmur suyu toplama ve ya plastik yol gibi konularda da sürdürülebilir yeni teknolojiler keşfetmeye devam ediyoruz. Lider olduğumuz pazarlarımızda pazar payımızı korumaya devam ediyoruz. Geçen yılki açıklanan deklarasyona göre 3 milyon dolar gibi bir ciromuz var. 38 ülkede 66 fabrika ile 12 bin çalışan ile aktif olarak günümüzü geçiriyoruz. 5 farklı iş kolunda iş yapıyoruz. Kanalizasyon çözümlerimiz, atık su çözümlerimiz, sıcak ve soğuk su çözümlerimiz, bina içi iklimlendirme çözümlerimiz ve kentsel iklim değişikliği ile ilgili çözümlerimiz ürün gamımızda yer alıyor. Wavin Türkiye'ye gelecek olursak, Wavin Türkiye 1971 yılında Sabancı Holding tarafından kurulmuş bir üretim şirketidir. 2008 yılında ise Wavin bünyesine katıldı. Alt tarafta görebileceğiniz gibi Pirsa'dan Wavin'e doğru geçen bir marka değişikliği süreci yaşandı ve şu anda faaliyetimizi Adana fabrikamızda Wavin markasıyla devam ettiriyoruz.
Wavin gibi bir şirketin tabii ki kar elde etmesinin yanı sıra dünyayı önemsediği amaçları olmak zorunda. Bizim şirketimizin amacı sağlıklı ve sürdürülebilir şehirler inşa etmek. Bu anlamda da Birleşmiş Milletler'in hazırladığı sürdürülebilir hedefler içerisinden 4 tane hedefi kendimize seçtik ve bunun için neler yapabileceğimize bakıyoruz. Güvenli ve verimli su tedariği çok önemli. Çünkü hala kaynağından aldığımız suyun %30'unu kullanım noktasına giderken yolda kaybediyoruz. Daha iyi tesisat ve hijyen koşulları sağlamak dünya için önemli. Çünkü maalesef dünyanın yarısı hala iyi bir kanalizasyon ve hijyenik bir sisteme sahip değil. Herkes bu konuda şanslı değil ve büyük bir oran %50. İklime dirençli şehirler yaratmamız gerekiyor. Çünkü sizlerin de fark edeceği gibi artık yağışlar çok daha şiddetli ve buna paralel olarak aslında daha uzun kuraklık süreleri mevcut. Daha iyi bina performansı sağlamamız gerekiyor ürünlerimizle. Çünkü tüketilen enerjinin hala %40'ı binalarda harcanmakta. Bu amaçlar doğrultusundaki sistemlerimize yön veriyoruz, ürün portföyümüze diyebilirim. Şimdi gelelim ana konumuz, sıcak ve soğuk su sistemleri nelerdir? Alternatif olarak neler sunabiliriz? Sıcak soğuk su sistemlerini ısıtma soğutma gibi değil de daire içerisindeki kullanım sıcak suyu ve soğuk suyu olarak düşünelim bu webinarımızda. Temelde farklı çeşitlerde bu sistemleri ayrıştırmak mümkün. Ek parçalarına göre, kullanım yerine göre gibi. Burada ben malzemesine göre temelde ayırmak istedim. Metal ve plastik sistemlerde ikiye ayırdığımızda iki sistemin de birbirine göre avantajları ve dezavantajları söz konusu. Örneğin metal bir sistem kullanıyorsanız ne avantajlarınız var? Estetik görünüşe sahip metal sistemler kurduğunuz zaman oldukça güzel görünüyor. Dış darbelere karşı dayanıklı, sert çünkü sistemler. Yüksek sıcaklık dayanımı var. Tabii ki tahmin edersiniz ki plastik sistemler işte 140-150 derecelerde erimeye başlarken işte metal sistemler örneğin çelik işte 1300 derecede, bakır 1085 derecede erimeye başlıyor. Dolayısıyla bunu kullandığınız noktada içinden geçen suyun sıcaklığı da çok daha yüksek olabilir metalde. Plastik sistemlerde 90-95 dereceyi geçemezsiniz. Yüksek yangın dayanımı sağlıyor. Plastik borularda da yangın dayanımını arttırıcı önlemleri almak mümkün çeşitli katkılarla ama en fazla geç yanıcı hale getirebilirsiniz. Metal sistemler için ise erime sıcaklıkları çok yüksek olduğu için yanmaz sistemler gibi düşünebiliriz. Metal sistemlerde genleşme çok çok düşüktür. Genleşme katsayıları düşük. Yine örnek vermek gerekirse PPR bordan örnek verelim. İşte 10 derecelik sıcaklık değişikliğinde 100 metre boru döşediğinizde bu 15 santimlik bir esneme yapacak demektir. Buna göre çeşitli önlemler almanız gerekir. Fakat bunu bakır boruyla yaparsanız aynı şartlar söz konusu olduğunda sadece 1 santim genleşmesi oluyor. Dolayısıyla çok genleşmesi çok daha kolay kontrol altına alınabilir. Aynı zamanda metal sistemlerin düşük oksijen geçirgenliği gibi bir avantajı var. Metal sistemlerde tesisatın içerisine oksijen geçmez. Hücre yapısı kapalıdır. Fakat plastik sistemlerde oksijen geçişi mümkündür. Bunun için de farklı uygulamalar söz konusudur. Ev bariyeri gibi vesaire. Burada kullanılan borunun metrajı çok önemli. Yerden ısıtma gibi bir sistemde yüzlerce metre boru kullanıldığında evet oraya geçecek oksijen miktarı önemli. Ama normal bir su tesisatında zaten eğer açık bir tesisatsa zaten otomatik olarak oksijene açık oluyor ama kapalı bir sistemde bile hani metraj azsa oradan geçecek oksijenin sisteme vereceği zarar tartışmaya açık bir konudur. Dolayısıyla aslında biz kullandığımız su tesisatlarında çok da fazla oksijen geçirgenliği ile ilgili problem yaşamıyoruz. Diğer taraftan plastik sistemlere gelirsek ise onun da kendine göre avantajları var. Örnek veriyorum plastik sistemlerde kolay uygulanabilir. Çok hafiftir, kolay taşıyabilirsiniz. Hafif olduğu için çok daha az kelepçe kullanabilirsiniz. Yüksek korozyon dayanımı vardır, farklı akışkan içeriklerinde kullanabilirsiniz. Yüksek kimyasal direnç gösterir. Çok daha kolay geri dönüşüm sağlarsınız. Ürün yaşam değerini kaybettikten sonra tekrar sisteme geri kazandırılabilir. Esnek üretim kabiliyeti var. Bu ne demek? Plastik boru kolay şekil, plastik ham madde kolay şekil alabildiği için çok farklı ek parçalar üretebilirsiniz plastik malzemelerden. Ve aynı zamanda tabii ki metal sistemlere göre çok daha uygun fiyatlıdır. Zaten plastik boru sistemleri geliştikten sonra kendi ülkemizde de plastiğe doğru bir geçiş bu anlamda yaşandı diyebiliriz.
Plastik sistemlerin içerisine geldiğimizde ise hangi sistemler alternatif olarak kullanılabilir? Tigris Pressfit sistemi, HEP2O PushFit sistemi, PPR-PPRCT füzyon kaynak sistemi, hepimizin en çok bildiği. Pexpert kılıflı boru sistemleri. Yine burada ısıtma soğutma gibi değil, bunu kullanım suyu açısından lütfen düşünün. Ve son olarak da PVC veya CPVC dediğimiz yapıştırma sistemler plastik boru çözümleri olarak kullanıcılarına sunulmaktadır. Sistemleri kısa kısa tanımaya çalışalım. Presfit boru ve ek parçaları dediğimiz sistem, metal plastik boru ve pres aletiyle sıkılan ek parçalardan oluşan bir sistemdir. Boruya bakarsak eğer iç katmanı PEX veya PERT olabilir. Yapıştırıcı katmanların ortasında da ince bir alüminyum katmanı vardır. İşte bu alüminyum katmanı boruya aynı zamanda metal boru avantajları da kazandırıyor. Biraz sonra avantajlarını da göreceğiz. Ek parçalar ise tamamen metal gövdeli ya da yine plastik gövdeli olmak üzere iki tip ek parça söz konusu. Ve bu sistemi kullanabilmek için uygulamacıların bir adet pres makinesine sahip olması gerekiyor ki ek parçaları sıkıştırabilsinler. Bu sistemin avantajlarına gelecek olursak, sistem metal plastik olduğu için hem plastik sisteme ait hem de metal sisteme ait özellikleri bünyesinde barındırıyor. Plastik sisteme ait özelliklerden neler sayabiliriz? Korozyon dayanımı, esneklik, borunun oldukça esnek olduğunu söyleyebilirim. Sağ taraftaki resme baktığınızda mesela dönüşü yapmış, hiçbir dirsek kullanmasına gerek yok. Direkt elle bükebiliyorsunuz. Kolay dönüş ve daha az ek parça ihtiyacı sağlıyor böylece. Hızlı uygulayabiliyorsunuz. Çünkü bir diş açmanız gerekmiyor metal sistemlerdeki gibi. Ya da kesmek için farklı malzemeler kullanmanız gerekmiyor. Bir makasla kolaylıkla kesebiliyorsunuz boru makasıyla. Aynı zamanda bu sistem dediğim gibi metal sisteme ait özellikler de barındırıyor bünyesinde. Sistemi kurduğunuzda çok rigid olarak göründüğü için estetik bir görünüş sağlıyor. Yarı rigid bir sistem diyebiliriz buna, metal plastik sisteme. Düzgün bir görüntü sağlıyor. Düşük genleşme oranı söz konusu. Yine metal katman barındırdığı için ve %100 oksijen bariyeri mevcut. Çünkü ortada bir alüminyum katmanı olduğu için artık sisteme oksijen geçişi görünmez. Yani plastik sistem kullanmak istiyorum ama oksijen geçirgenliğinden çekincemiz varsa metal plastik sistem bu anlamda ihtiyaca karşılık verebiliyor. Sistem belirlen şekli sistem koruyor. Kaynak sırasında bir ısıma soğuma süresi olmadığı için de uygulamanın hızlı olduğunu söyleyebilirim. Uygulama adımlarında 3 temel basamakta tarif etmek gerekirse, öncelikle boru makasıyla düzgünce kesildikten sonra ihtiyaç halinde tıraşlanarak, yani o üstündeki kesikliğe ait çapaklar giderildikten sonra ek parçanın içerisine yerleştiriliyor ve pres makinesiyle sıkıştırılıyor. Bu sıkıştırma esnasında ek parçanın içerisinde yer alan bir conta olduğu için bu borudaki su sızdırmazlığını sağlamış oluyor. Ek parçaları ve pres sistemler aslında çeşitli. Burada Wavi'nin eşsiz özelliklerine değinmek gerekirse, akustik kaçak kontrolü özelliği eklenmiş durumda yeni nesil ek parçalara. Bu da sistemin havayla test edilebiliyor olmasını sağlıyor. Belki çok bizim ülkemiz için alışılageldik bir durum olmayabilir ama genelde suyla test etmeye alışığız biz, basınçlı suyla. Sistemi kurduktan sonra Presfit sistemi de suyla test etmek mümkün. Tabii ki yine sıkılmamış bir ek parça ya da problemli bir yer varsa suyla test ettiğinizde de yine su kaçırarak oradan size sinyal veriyor. Ama özellikle tesisat kuruldu, şantiye halindesiniz ve test yaptınız, suyla test ettiniz. Suyu ne kadar boşaltsanız da sistemin içerisinde artık su girmiş oluyor ve orası ıslak kalıyor. Ve doğrusu orada biyolojik üreme başlıyor. Tesisatların daha sıhhi hale getirilmesi, dediğim gibi Wavi'nin en önemli hedeflerinden biri. Bunu havayla test ettiğinizde ise böyle bir risk oluşmamış oluyor. Ta ki sistemi gerçekten kullanana kadar sistemin içerisinde su girmemiş oluyor. Nasıl sistem havayla test ediliyor? Bu sırada nasıl bir sonuçla karşılaşıyoruz? Ufak bir video izleteceğim size bununla ilgili olarak.
Evet, videoda gördüğünüz gibi bir şantiye getirilmiş küçük bir kompresör ile sistemi test etmek mümkün. Tabii bu sırada kullanılacak basınçlar ülkesel ihtiyaçlara göre değişmekle birlikte hani Vavi'nin önerisini söyleyeyim size. Sistem 0-15 barda ilk olarak 30 dakika bekletiliyor. 0-15 bar sabit olarak kalıyorsa bir kaçak olmadığının göstergesi. Daha sonra 3 bara çıkartılıyor bu basınç ve 10 dakikada burada bekletiliyor. Eğer bir kaçak varsa zaten bu bahsettiğimiz akustik kaçak kısmından bir düdük sesi geliyor. Yaklaşık 80 desibellik ve bu size burada bir problem olduğunu söylüyor. Gidip orayı tekrar sıkmanız ya da tadilat yapmanız mümkün. Daha sonraki aşamalarda isterseniz sistemi kullanıma yakın zamanlarda tekrar suyla da test etmeniz mümkün olacaktır. Yeni nesil ek parçalarla birlikte optimum akış bizim için en önemli özelliklerden biri. Çünkü bu ek parça tipinde farklı olarak ek parçanın gövde kısmında yer alan kısım kesitin en dar olduğu kısım. Yani başlıklardan boruyu yerleştirdiğinizde ortada kalan kısım kesitin en daraldığı kısım. Burada ürün ne kadar geniş iç alana sahipse o kadar yüksek su geçişi sağlamanız mümkün. Piyasadaki tüm ürünler içerisinde en optimum akışa sahip olan ürün diyebilirim. Bir de çoklu çene opsiyonu var. Pres makinesi kullanılması gerekiyor burada dediğim gibi ve bu pres makinesi bir çene aparatı takılıyor. Her çapa göre farklı çeneler kullanılıyor. Bizim alışılageldiğimiz PPR kaynak makinelerine göre biraz daha pahalı makineler bunlar. Genelde firmalar kendilerine göre bir çene profili oluşturuyorlar ve hani bir firmanın makinesini diğer ürünle kullanamıyorsunuz. Ancak Vavin burada iyi bir düşünce yapmış ve eğer sizin elinizde farklı bir rakibe ait eğer bir pres makinesi varsa ve bu profil olarak işte çoklu çene profillerine uygun profillerdeyse siz o makineyi de kullanabiliyorsunuz eğer Tigris ürünleri kullanırsanız. Tabii ki bu eşsiz özelliklerinin yanı sıra daha önceki ürün gamından da gelen başka özellikleri de var sistemin. Kaçak kontrolü dediğimiz kısım suyla test edildiğinde oradan işte su akıyatabiliyor olması bir özelliği. Güçlü bir contası var. Bu ek parçaya boruyu taktığınızda mesela yukarıda çalışıyorsunuz. Orada bir boruyu taşıma özelliği var. Yaklaşık 2 metreye kadar boruyu sıkmadan taşıyabiliyorsunuz. Kontrol camı var. Borunun ek parçaya tam olarak geçip geçmediğini görebileceğiniz şeffaf bir alan var. Oradan kontrol edebiliyorsunuz. Ve boruyu ek parçaya kolay takmaya sağlayan heksagonal bir geçiş yapısı var. Bu da sistemin özelliklerinden. Ürün gamına gelecek olursak 16 milimetreden 75 milimetreye kadar farklı boru çaplarında iki farklı ek parçası mevcut. Paslanmaz başlıklar ve pirinç gövdeden oluşan metal ek parçalar ya da paslanmaz başlıklar ve PPSU dediğimiz plastikten oluşan ek parçalar. Bu iki ürün gamını da kullanabilirsiniz press fit sistemlerde ihtiyacınıza göre. Gelelim ikinci sistemimize. İkinci sistemimiz tanıtacağımız sistem ise Hepikio Push Fit boru ve ek parçalar sistemi. Burada metal plastik boruya benzer şekilde burada da yine bir metal plastik boru söz konusu ama buradaki plastik PB dediğimiz polibütülen. İç katman ve dış katmanda PB yer alıyor. Orta katmanda ise EVO katmanı var. Dolayısıyla yine oksijen geçirgenliği açısından standartlara göre neredeyse geçirmez bir boru elde etmiş oluyorsunuz. Yine sistemi güvenliğe almış oluyorsunuz. Ek parça tarafı ise çok çok farklı. Takıp boruyu push fit şekilde çok kolay bir şekilde takıp herhangi bir ek parça el aletine ihtiyaç duymadan takıp ve istediğinizde geri çıkarabildiğiniz bir sistem. Burada tabii ki uygulamacılara yapılan hataları düzeltmek açısından çok büyük bir avantaj sağlıyor. Ya da günümüz koşullarında artık birçok insan evinde kendi tadilatını bile yapmaya çalışıyor. Bunun için çok çok imkan sağlıyor çünkü herhangi bir uygulamacı olmasanız bile oradaki talimatları okuyarak bu sistemi kurmanız mümkün. Dolayısıyla kendi pazarı için çok çok uygun bir ürün. Ürünün avantajları çok esnek ve bir yüksek performans ürünü. Bu esneklik ve malzemeler altında yüksek basınç ve sıcaklık dayanımına sahip. Push fit ek parçalar olduğu için çok kolay ve hızlı montaj yapılabiliyor. Kurulum için el aleti gerekmiyor. Herhangi bir ısıtma soğutma süresi yok. O yüzden yine hızlı. Borular akıllı boru teknolojisiyle üretiliyor. Kangallar olarak şantiyeye geliyor ve açtığınızda artık düz borular haline geliyor. Ve keserek kullandığınız için de bir file yok.
Bu sistemle ilgili çekincesi olanlar için söyleyeyim. İlk kullanım 1979 yılına dayanıyor ve dünyada ilk kullanılan ve en güvenilen Pushwit sistemi. Dolayısıyla bu kadar yıldan sonra da artık sistem güvenilirliğini ispatlamış duruma geliyor diyebilirim. Uygulama adımları neler dersek, öncelikle boruyu kesiyoruz düzgün bir şekilde. Sonra borun içerisine insert dediğimiz metal parçaları yerleştiriyoruz ve iterek ek parçayı birleştiriyoruz. Yine burada bir videomuz var. Değişik olduğu için hani uygulama açısından bunu yine göstermek istiyorum, paylaşıyorum sizlerle şimdi. Evet, videoda gördüğümüz gibi uygulaması oldukça kolay. Sökülebilir olması ise en önemli özelliklerinden biri. Sol taraftaki kesitten görebileceğiniz gibi içerisinde contalı bir sistem mevcut ve boruyu itip çevirip ve tık sesini duyduğunuzda artık sistem şey yapmış oluyor, sızdırmaz bir şekilde kurulmuş oluyor. Bu anlamda sağ tarafta gördüğünüz gibi de geri çıkarılabiliyor olması çok çok avantaj ve tekrar kullanılabilir bir sistem yaratmış oluyoruz. Bu sistem aynı zamanda bakır borular ile kombine olarak kullanılabiliyor. Direkt bakıra ek parça uyumlu bakır boruyu taktığınız zaman direkt kullanılabilir. Ürün gamı 10, 15, 22 ve 28 milimetrelik çaplardan oluşuyor. Çok kullanıcı dostu. Ürünlerin çaplarına göre farklı farklı renk paketleri mevcut. Nasıl kullanıldığına ilgili talimatlar üzerinde mevcut. Türkiye'deki kullanımını söylemek gerekirse genellikle teknelerde görüyoruz biz bu kullanımı. Dediğim gibi çok çok basit. Ürün gamı oldukça çeşitli. Sıcak soğuk su tesisatına gerekecek her türlü ek parça HEPIKO ile uyumlu olarak ürün gamında yer almakta. Gelelim üçüncü sistemimiz. Tabii ki bizlerin en çok bildiği, belki de üzerine en az durmamız gereken ürün grubu PPR, PPR cete, boru ve ek parçaları. PPR, PPR cetten imal edilmiş borular, plastik ek parçalar, füzyon kaynak makinesiyle tamamlanan bir sistem. Bu borunun avantajlarına, sistemin avantajlarına gelirsek eğer, en çok kullanılan ikinci ham madde, ilki polietilen, ikincisi PP. PPR, PPCT ise boru sistemi için özel olarak geliştirilmiş, sıcaklık ve basınç dayanımı artırılmış ham maddeler. En yaygın plastik sıcak su sistemi, bu dünya çapında da böyle. Geniş akış alanı ve pürüzsüz yüzeye sahip. Kesit kaybı yok, düşük basınç kaybı. Çünkü ek parçanın içerisine boru giriyor. Yani ek parçanın orta kısmında herhangi bir basınç düşürme etkisi yok. Hafif taşıması ve döşemesi oldukça kolay. Geniş ürün kamı var çünkü kolay üretilebiliyor. Ona göre enjeksiyon kalıp çeşidini artırabiliyorsunuz. Aynı zamanda hem çap ve basınç olarak da çok seçeneğiniz var.
Conta yok, yapıştırıcı yok, füzyon kaynağı ile yapılıyor. Rigid bir sistem, sağlam ve güvenilir bir sistemdir. Aynı zamanda plastik, kalın bir plastik olduğu için de sessiz bir sistem olduğundan bahsedebiliriz. Uygulama adımları oldukça basit. Füzyon kaynak makinesi ısıtılıyor. Ek parça ve boru bu paftalarda eritiliyor. Daha sonra birleştiriliyor düzgün bir şekilde ve soğumaya bırakılıyor. Soğuma tamamlandıktan sonra artık boru ve ek parça diye adlandıramayız. Sağ taraftaki kesitte görebileceğiniz gibi artık sistem birleşmiştir ve tek bir sistem haline gelmiştir. PPR, PPCT uygulamalarında. PPR'den ise PPCT ile ilgili biraz özelliklerden bahsetmek isterim. PPR-CT daha yeni nesil bir ham madde ve basınç dayanımı PPR'ye göre daha iyileştirilmiş durumda. Bu durumdan dolayı PPR-CT kullandığınızda daha ince borular üretebiliyorsunuz. Ürün gamında karşılaştırmak gerekirse PPR standart boru PN20 üretilirken daha ince bir PPR-CT boru PN22 olarak üretilebiliyor. İçerisi daha geniş olduğu için ortalama %37 gibi daha geniş akış alanı var. Daha çok su geçiyor. Enerji verimliliği yüksek bu anlamda PPRCT sistemlerinin. Ve bu sistemler PPR ek parçaları ile de birlikte kullanılabiliyor. Dünyadaki kullanım gitgide PPRCT üzerine yoğunlaşmakta. Türkiye olarak biz de senelerdir bu sistemi üretiyoruz ve kullanım ihtiyacına göre de müşterilerimize iletebiliyoruz. Ürün gamımız 20 ile 200 mm çap arasında hem farklı basınç gruplarında hem de farklı tiplerde borular mevcut. Cam elyaf, bazalt gibi kompozit borular yanı sıra düz borular da sistemde var. Uluslararası sertifika kuruluşları tarafından sistem sertifikalandırılmış durumda. Bizim en önemli özelliklerimizden biri de geçen yıl itibariyle artık nikel kaplamayı bırakmış olmamız. Tamamen insertlü ek parçalarda pirinç alaşımla ilerliyoruz. Burada tabii ki bir Avrupa şirketi olmamız ve buradaki regülasyonları takip etmemiz üzerine gerçekleşti. Oradaki kullanım sebebiyle biz de önderliğimizi yaptık. Türkiye pazarında da nikel kaplamadan uzaklaştık. Artık ürünlerimizde nikel kap kullanılmıyor üretim sırasında. Dördüncü sistemimize geldik. Pexpert kılıflı sistem. Burada sunumun başında da bahsettiğim gibi biz bu sisteme aslında mobil radyatör tesisatından dolayı alışkınız. Ama aslında bu tesisat ısıtma soğutma yanı sıra kullanım sıcak soğuk suyunda da kullanılabilir. Ve yurt dışında kullanım şekli bu şekilde daha yaygın. Yine kılıflı, Pexpert borular ve buna bağlı ek parçalar. Ek parçalar sağ tarafta gördüğünüz gibi vana bağlantısı sağladığı duvar kitleri ya da sıkıştırmalı pirinç ek parçalar veya tekdüz ek parçalar olabilir. Pexpert borularla birlikte kullanılabilen. Nedir avantajları? Borular çok esnek olduğu için tıpkı mobil radyatör tesisatında olduğu gibi bir kolektörden kablo kılıfı şeklinde odalara dolaştırıp istenilen yerlerde sıhhi tesisat uygulaması yapılabilir. Daha az ek parça kullanırsınız. Hızlı bir kurulum sağlarsınız. Kendinden izolasyonlu kangal boru alternatifleri var. İzolasyonla uğraşılmayabilir. Firesi çok az çünkü tıpkı yerden ısıtmadaki gibi bir kangal makarasına oturtularak şantiye içerisinde rahatlıkla kesilerek kullanılabilir. Kılıf olması sebebiyle de bir kaçak vesaire söz konusu olduğunda da kolay değişim ve tadilat imkanı sağlıyor kullanıcılarına. Az ek parça ve malzemesi var. Örnek veriyorum işte sıkıştırmalı ek parçalar, pres ek parçalar yanı sıra bir manifoldla birlikte sistem kurulabilir. Gerekirse push fit duvar kutuları da kullanılabilir vana bağlantıları için. Ürün gamı 16, 18, 22, 28 diye geçiyor. Fakat Türkiye'deki 16 mm'lik çaplarla da tabii ki kullanılabilir. Bunun için herhangi bir sıkıntı yok. 16 metrelik çaplarla da bu tesisatlar kurulabilir. Son sistemimiz PVC, CPVC. Biz PVC tabii ki kullanımına ülke olarak çok alışkınız ancak sıcak soğuk su tesisatında daire içinde kullanmaya pek alışık değiliz. Ama bu sistemlerde özellikle Latin Amerika tarafında oldukça yaygın olarak kullanılıyor. Bizlerde de CPVC kısmı yüksek sıcaklık dayanımından dolayı bazen yangın tesisatlarında duymaktayız. Soğuk su kısmı için bildiğimiz UPVC boru ve ek parçalar, sıcak su tarafı için ise özel geliştirilmiş yüksek sıcaklık dayanımı olan CPVC boru ve ek parçalar ürün gamımızda bulunuyor.
PVC'nin ham maddesi gereği yüksek klor dayanımı vardır. Korozyon dayanımı yüksektir. Yine ham maddesinden dolayı geç yanıcı bir malzemedir. Herhangi bir katkı malzemesi içerisine eklemenize gerek yoktur. PVC direkt geç yanıcıdır. Kolay ulaşılabilir ve uygun fiyatlı bir malzeme. Hafif ve düzgün görünüşlü. Yapıştırma ile birleştiriliyor bu sistemler. Başka bir alete ihtiyaç duymuyorsunuz. Bu bir yandan avantaj, yani kolay uygulama açısından avantaj. Know-how gerektirmiyor. Diğer taraftan ise bu yapıştırıcının kuruma süresi var. Dolayısıyla sistemi kurduğunuzda bir bekleme süresi var kullanabilmeniz için. Uygulama nasıl yapılıyor dersek, boru kesildikten sonra öncelikle temizleniyor. Temizlendikten sonra fazlı olacak şekilde yapıştırıcılar üzerine sürülüyor. Ek parçada temizlendikten sonra boruyla birleştirip kuruma süresi bekleniyor. Ürün gamında bu şekilde sağ tarafta görebileceğiniz gibi diş açılmış plastik ek parçalar da bulunuyor. Bu ürün gamımız Amerikan standardına göre genel olarak inç olarak adlandırılıyor ama kabaca 20 ile 110 milimetre arasındaki çaplarda ürünleri bulmak ve kullanmak mümkün olabilir. Plastik boru sistemleriyle ilgili 5 tane sisteme değinmiş olduk. Genel anlamda sistemin genel özelliklerini konuştuk. Yine bu konuyla ilgili sorularınız varsa mutlaka chat bölümünden yazın. Sunumumun son aşamasında ise ürünlerin çevreye verdikleri zararlarla ilgili artık çok çok konuşulmaya başlanan, hatta ülkemizde de artık başlayan konuşmalara bazı terimler var. Bunlara kısaca bir bahsedeceğim. LCA ve EPD diye geçen terimler. LCA nedir? LCA Life Cycle Assessment kelimesinin kısaltılmışı. Ürün yaşam döngüsü analizi demek. Ürünün ham madde olarak üretildikten sonra fabrikaya gelmesi, bu sıradaki taşıması, fabrikada üretilmesi, montajlanması ve son kullanıcıya ulaştırılması ve bu sıradaki yaşanan tüm taşıma işlemleri, son kullanıcı kullanıldıktan sonra bunun geri dönüştürülmesi ya da çevreye atık olarak atılması sırasında, yani yaşamı boyunca çevreye verebileceği tüm potansiyel risklerin sistematik analizini içeriyor. Bu LCA'ler detaylı bir şekilde tabii ki ISO standardına bağlı olarak fabrikalarımızda yapıldı. Bu LCA'lerin bir sonucu olarak da EPD dediğimiz Environmental Product Declarations raporları oluşturuldu. Çevresel etki deklarasyonu diye adlandırabiliriz bunu. Bu da ürünün LCA ile hesaplanan etkisinin bir raporu demektir. Eğer ki karşılaştırmak isterseniz kafanıza daha iyi canlansın diye şöyle söyleyebilirim. LCA Coca-Cola'nın gizli reçetesi ise eğer, EPD dediğimiz ise Coca-Cola'nın üzerinde yapıştırılmış olan ürün içeriği oluyor. Yani EPD kısmı müşterilerle paylaşılabilen kısmı, bir ürünün çevreye verebileceği karbondioksit emisyonu zararını gösteren kısım. LCA ise tamamen üçüncü parti kuruluşları tarafından denetlemelerle yapılan fabrikasının kullandığı enerjiler, ham maddeler, hepsi irdelenerek ortaya çıkartılan reçetesi kısmı. Nasıl ulaşabilirsiniz buna? Bize başvuracaksınız. Wavi'nin en önemli şu andaki özelliği ürün bazlı olarak EPD size sunabiliyor olması. Daha önceki çalışmalarda ürün grubu bazında çalışmalar vardı. Total bilgi veriyordu. Fakat şu anda SAP numarasıyla bize başvurduğunuzda her bir ürün için size 2 sayfalık bir rapor sunabileceğiz. EcoChain ile çalışıyoruz burada. Sol tarafta küçük, gerçi görmeniz çok zor ama hani ürünün SAP adı ve kodu yer alıyor. Hangi aşamalarda incelendiği yer alıyor ve sağ taraftaki sonuçlarda ise her bir aşamada ki karbondioksit emisyonu kullanıcılarına sunulabiliyor. En üstte yer alan GWP Total dediğimiz kısım ve totale baktığımızda, mesela bu incelenen ürün için işte 20 kilogram karbondioksit emisyonu sunduğunu görebiliriz. Diğer üreticiler de yavaş yavaş bu şekle geçiyorlar ama Wavin şu anda bunu sunabilen ilk ve tek firma. Eğer ki böyle projenizde, belki Avrupa destekli projeler olabilir, daha hızlı böyle sorgular oluyor böyle olduğu zaman, firmamıza ulaşıp ürünlerinizin listesini gönderip her bir ürün için raporlarınızı alabilirsiniz. Öncelikle teşekkür ediyorum. Bugün sizlere aktaracağım konular bunlar. Umarım verimli bir oturum olmuştur. Şimdi chat bölümünden sorularınıza değineceğim ve bu sırada size ufak bir
anket göndermek istiyorum. Siz de lütfen ona cevap verin. Biz de bu anlamda sizlerin ilgisini öğrenmiş olalım. Chat bölümünden de sorulara bakıyorum. Presfit sistemleri Türkiye'de bir projede kullanıldı mı? Evet, kullanıldı. Presfit sistemleri gerek itibariyle biraz know-how gerektiren sistemler. İşte pres makineniz olması gerekiyor, uygulamacının bunu bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla referanslar çok önemli. Niş projelerde kullanılıyor şu anda ama bu anlamda kullanmaya başlayıp çok memnun kalan müteahhitler var ve sürekli bu sistemlerle devam ediyorlar. Tabii ki Wavin olarak biz de oraya tedariğimizi sağlıyoruz. Satış bölümümüze irtibata geçip referans projelerle ilgili bilgi alabilirsiniz. PPRC sistemlerinde hava ile test yapılabilir mi? Test yapabilirsiniz ancak hava ile test yaptığınızda patlama haricinde sistemin size bir sinyal verecek bir özelliği yok. Yani ancak patlatana kadar yapabilirsiniz ki bunu da istemeyiz bina içerisinde. Maalesef ek parçalarda şu an Tigris'te olduğu gibi hani hava çıkan işte düdük sistemi gibi bir şey olmadığı için şu an hala suyla test edilmesi gerekiyor ve bu da dediğim gibi hijyen anlamında çok güzel bir şey değil. Gelecek için belki iyi bir inovasyon olabilir. Peki o sistemindeki borunun içine takılan metalin malzemesi nedir? Paslanmaz metal. Presfit boruları burada mı üretiyorsunuz? Presfit borular Wavin'in diğer fabrikalarında üretiliyor. Almanya'da ve Polonya'da üretiliyor. Fakat Türkiye'de satışı yapılıyor. Ona göre stoklarda bulundurulup satışlar buradan gerçekleştirilebiliyor. Oksijen neden geçmesin istenir? O konuyu da bir açıklayayım. Oksijen geçtiği zaman borun içerisine giden suyla birlikte taşınıp sistem içerisindeki metal malzemelere kadar gidiyor, vanalara, kolektörlere ve o oksijen bu metal malzemelerde korozyona sebep oluyor. Uzun kullanımlarda. Yani borunun içinden geçen suyun içindeki havayla bile korozyon mümkün. Dolayısıyla bu önemsendiği anlamda metal borulara, şey metal parçalara zarar vermemesi için oksijenin geçmesi istenmez. Kullanılan borunun metrajı arttıkça da tahmin edersiniz ki borunun içerisine geçecek oksijenin miktarı artıyor. Dolayısıyla yerden ısıtma sistemlerinde çok çok daha önemli. Hep istenen borular oksijen geçirgenliği olmayan borular olsun isteniyor. Aynı risk tabii ki sahih tesisatta da bu şekilde var ve eğer böyle bir riskten kaçınmak istiyorsak da metal plastik boru kullanmamız gerekiyor. Evet arkadaşlarım Presfit'in kullanıldığı projelerden bahsediyor. Dediğim gibi Ankara bölge ya da İzmir bölgeyle irtibata geçip İstanbul bölgeyle de aynı şekilde kullanılan proje isimlerini, yerlerini öğrenebilirsiniz. Belki daha detaylı öğrenmenize sebep olabilir. İç tesisatlarda kullanılabilir mi? Kullanılmaz diye biliyorum diye bir soru gelmiş ama herhalde bütün sistemleri bahsediyorlar. Yani bu anlattığım sistemlerin tamamı daire içi sistemlerde kullanıma uygun. Evet, boru tesisatın içerisinde çözülmüş oksijen oluyor. Oksijen içeriye girdiği zaman. Teşekkür ederim Burak Bey bilgilendirme için. Pushfit ya da Pressfit tüm sistemler daire içinde kullanılabiliyor. Yani şap altında kullanabilirsiniz, problem olmaz. Başka sorumuz var mı diye bakalım. Sanıyorum bu kadar. Çok teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için. Dediğim gibi bu yılın son webinarıydı. Önümüzdeki yıl yeni konularla belki sizlerle tekrar birlikte olabiliriz ihtiyaca göre. Konuyla ilgili benimle ya da satış bölümüyle irtibata geçebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi seneler diliyorum şimdiden.